köylerde durum kötü. Tamam. Evler çoğu yıkılmış ama can kaybı bizim köylerde yok. Ama karşı köylerde çok can kaybı olduğunu söylüyorlar. Daha enkazın altındalar. Hepimiz dışarıdayız, karın içindeyiz. Yani daha hiç kimse gelmemiş. Jandarma bile gelmedi. Pir pirişanız, arabada yaşıyoruz. Şu arabada 8 kişi yaşıyoruz. Yani ne bir yardım, ne bir afat, hiçbir şey yok. Bizde İstanbul'da dışarıda gelen yardım geldi, Narlı'nın girişinde bekletiyorlar. Ben geldim, onu önce olup da götüreceğim. Bu yani, köylerde çok ölüm var mı bildiğiniz? Var. Şahintepe, Pazarca bağlı Şahintepe'de 18 ile 20 arası ölüm var. Bozlar'da var. Yani çok bilmiyorum. Telefon çekmediği için kimse de haber alamıyoruz. Ama çok perişanız. Bu arkanızda bulunan binanın şeyi. Evet, bu bina benim arkadaşım, beraber çalıştığım arkadaşlarım. Bu binada dün hanımın iki kız çocuğunu biz çıkardık. Kendi de oğluyla kurtuldu. Onlar da biz çıkardık. Yani AFAD'la bir alakası evet, yok. Kimse, kesinlikle devletle. Biz burada devleti görmedik. Devlet nerede? Yukarı kazada. Devlet şurada. Hemen şeyin üst tarafında. Eski hastanenin orada devlet var. Başka buralarda devlet diye bir şey yoktur. Yok yani. Dün 112'ler evet. Cesetleri almaya geldiler. Cesetleri biz kendi özel arabamızla götürdük. Cesetleri özel arabayla götürdük. Böyle bir şey var mı? Böyle durmak mı? Bizi seyrediyor. Biz orada çalışıyoruz. 112'nin görevlisi böyle duruyor. Bak şurada bayanı şurada çıkar, iki kızı öbür tarafta çıkardık, cesedi arabayla götürdük. Yani bir ambalans ya. Şurada beklesin 5 dakika, yardım etsin ya. Böyle bir şey var mı ya? Evet abi, böyle ceset diyeceğim bu kadar. Yani devlet yok burada. Bitmiş. Devlet bizde yok. Hastanede ceset torbaları yok. Enkaz altındaki battaniyeleri alıp hastaneye arabamda sardım. Bir battaniye vardı, bir de enkaz altındaki battaniyeleri. Ve ben bunu bizzat ablamı sardım. Ablamın evinden çıkan battaniyeyle yeğenlerimi sardım. Kırlarımız geldi, Narlı'nın girişinde bekliyor. Ben geldim, önce olacağım. Bizi burada öte bırakmadılar. Ya kardeşim, yardımlar dışarıda. Abi ama yardım, ben dışarıda kalmışım. Ben dışarıda yatıyorum. Çok çocuğum da dışarıdayım ben. Senin içinde, bak, bak. Yani böyle bir şey şimdi, var mı? Orada milyonlarca bir insanlar şimdi de tek... Benim arkadaşım Devlet Demiryolu personeldir. 3 gündür burada cenazelerin başında tek başına duruyor. Tek nerede bu devlet? Tek bu değil. Senin devletin, senin devletin uçaklarla geliyor. Öyle yok. Niye aynı? Nerede? Şimdi geldi, yardımlar geldi. Hep Avrupa'da gelen yardımlar geldi. Ya bırak ne ya. Nerede? Ne hainlik? Para devlet. Yürü, ben sana söyleyeyim. 3 gün cenazenin başında burada bekledi ya. Nerede bu devlet? Ya bırak. He? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya ne tekuş? Ne tekuş? Ya yollar kapalı. Ya ne kapalısı? Ben Antep'e hasta götürdüm. 8 sefer yaptım şu arabayla. Özel hastaneye 8 sefer attım ben. 12 nasıl kapalı? 12 tane şehirde deprem oldu. Abi olsun. Ben 8 sefer attım şu arabayla. Şu Pazarcık'ta dağıtılan fona bir bak. Nerede? Nerede? Sen bir dağıtılan bir fona ya bak. Ya nerede? Fon nerede? Ben ya, görmüyorum. Ya sen git gör al. Nerede? Yerde. Yürü. Ha şunları. Yürü yürü, beni götür bakalım. Şu insanları. Arkadaşım beni götür, nerede? Fon veriyorsa beni götür, ben alayım ya. Arkadaşım askeriyeye git. Okulumu yönde dağıtıyorlar. Elbise dağıtıyorlar. Dün şu adamla gittik askeriye. AFAD'a gittik. Kepçe 10 dakikada geliyor dedi. Gelmedi. En son kendi çarptı. Rabia Akbaş yakınınız mıydı? Yeni. Onu yaptım. Güzel oldu, bırakın beni. Kuzum evet, bugün 8 Şubat depremin 3. günü, Maraş'ın Pazarcık ilçesindeyiz. Burası Menderes Mahallesi. Menderes Mahallesi'nde de diğer mahallelerde olduğu gibi binalar ağır hasarlı ve yaşanılacak gibi değil. Çok geçmiş olsun. Hı? Çok geçmiş olsun. Size de geçmiş sağ olun. Olsun. Size de geçmiş sağ olun. Evet. Evet. Her yer berbat gerçekten. Nasıl? Bizim içeriler şu içeri. Evet. Şuradaki. Hı hı. İçi dışarıda bir şey yok. İçeri çok berbat. Dışarıda. Birçok binada aynı şeyi söylüyorlar. Birçok binada aynı şeyi söylüyorlar. İçeride doğru.
yıkıntı var ama çok, dışarıda sanki bir şey yokmuş çok, gibi. Çok geçmiş olsun. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Evet, burada taziye çadırları kurulmuş. Sokaklarda, parklarda ve bu bölgede yaşayan insanlar sağabildikleri kadar taziye çadırlarda gecelerini geçirmeye çalışıyorlar. Evet. Sokakta da aynı şekilde yıkıntılar var. Duvarlar yıkılmış. Yani buradaki evler de müstakil olduğu gibi, müstakil olduğu için aynen istasyon mahallesinde olduğu gibi hasar, ağır hasarlı binalar ama yıkılmamışlar. Bu da can kaybının olmadığını gösteriyor. En azından buradaki vatandaşlardan edindiğimiz bilgi bu yönde. Kızınız Leyla. Leyla Kenger. Damadınız Ökkeş Kenger. Ökkeş Kenger. Celil Kenger, Mustafa Kenger. Bunlar da torunlarımız. Kurban olaydı onlara. Maraş'ta hangi mahallede yaşıyorlar? Hangi mahallede? Şeyde. Plazmanın oraya ne diyorlar bilmiyorum. Plazmanı ya biliyor. Mustafa var, Ömer Faruk. Halangil hangi mahalledeydi? Abi. Piyazan ne, oradaydı ya. Ne şeyin adı ne blok ne blok. Mustafa. Abla Gül hangi mahallede yaşıyor? Ha? Öyle, hangi blokta, hangi mahallede? Evras sitesi. Evet. Piyaza yanı Evras sitesi. Şeyh Mahallesi. Şeyh Mahallesi. Şeyh Mahallesi. C blok. Peki orada çalışma başlamış mı? Haber alabiliyor çalışma, musun? Çalışma başlamadı. Evet. İş makineler orada. Ama maalesef çalışma sistemi yok. Ben bir fotoğraf göstereceğim size. Ben bir fotoğraf göstereceğim. Yavrularım. Yavrularım beni çıkaraydı, ben kalaydım. Ben yaşamım. Sizin isminiz neydi teyze? Ayşe Yolcu. Ayşe Yolcu. Evet. Evet. Var. Tamam atayım. Onlar arayacaklar. Aradı mı sizi? Arayacak seni. Tamam. Atacağım. Çok sağ olun. Şuna bakar mısın? Bu ceset. Evet. Ceset mi görüyor musun? Bunun altında, yanında altında kocası var. Zannedersin. Sizin çocuğunuz değil mi? Hayır tanımıyorum. Başka tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Evet. Bunun hemen üstünde bir tane daha bayan var. Evet. Bu gözüküyor. Hı hı. Gözükmese ben bunu çekemem. Tabii. Ve buna müdahale yok. Siz bunu Pazarcık'ta çektiniz değil mi? Maraş'ta çektiniz. Ebrar sitesiniz. Evet tabii Ebrar sitesinde oraya. Çektim. Ebrar sitesi. Kızınızın ve damadınızın, torunlarınızın yaşadığı sitede. Tabii ki ablamızın, evet. Yeğenlerimizin bu enkazın altında ablamız, olduğu pardon. Ceset bunlar. Evet. Bak işte görüyor musun? Hı hı. Evet. Ama maalesef şey yok. Yani çalışma yok. Vatandaşı bırakmıyorsun. Vatandaşı bırakmıyorsun. Başka tel yok mu anne? İş makinelerini bırakmıyorsun. Anne başka. Kendin çalışmıyorsun. İnsanlar orada perişan. Bizden habersiz yapma diyorsun. Biraz önce gençler geldi oraya 4-5 kişi. Ben onları yönlendirdim. Adamlar İstanbul'dan gelmişler. AFAD bizden habersiz bir şey yapmıyor. Bizden bir şey yapmıyor. Kardeşim ya bu ceset bekliyor seni ya. Bunun gibi kaç tane ses geliyor ses. Yani sesi dinliyoruz. Adam sanki devlet memuru gibi saat 6'da işi bırakıyor, çekiyor, gidiyor. Ya bu devlet memuruna benzemez. Orada cam var ya. Ve bu ülkenin kirli siyaseti bir kez daha ortaya çıktı bu depremde. Merkez üssü olan 7.7 Pazarcık, medya, sosyal medya, devlet kurumları hiçbir tanesi Pazarcık hakkında hiçbir yayın yapmaz. Kardeşim. Çekiyor, resmini çekiyorlar. Hatay, Diyarbakır, Adana, Mersin, Urfa. Tamam, bunlar da benim ülkem. Bunlar da benim vatandaşım. Ya kardeşim, sen onlara bu kadar hizmet verirken, kirli siyasetin onların üzerine yıkarken, bir oy için, oradaki oy potansiyelini alabilmek için, çünkü Maraş'ın halkının oyu cebinde. Çıkacak, konuşacak. %60, %70 oyunu alacak. Çünkü 20 yıldan beri bu Maraş halkı %70 %60 oyla bu iktidarı sırtında taşıdı.
Ya hak etmiyor ki bunu ya. Bu ülkenin, bu memleketin insanı bunu hak etmiyor, etmedi. Yazık günah, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya Diyarbakır'a hizmet et, tamam. Hizmet et ama başka bir partide diye orayı çıkıp da bütün gücünü oraya verip, Hatay'a verip, Adana'ya verip, çünkü başka partide az bir oy farkıyla kaybettin. Onu alabilmek için bu memleketi yok sayma ya. Yok sayma. Yani bu memleket dünyanın gelmiş geçmiş en büyük depremini yaşadı. 7.7, arkasından Elbistan 7.6. Ama maalesef Maraş sosyal medyada devletin, hükümetin gündeminde yok. Yok. Perişan, halk perişan. İşte bak, çadır kuruyoruz ya. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız çadır kuruyor ya. Bir tane devlet görevlisi şuradan geçmiyor. Hani sizi tanımıyorum. Kimsiniz, neysiniz bilmiyorum. Ben gazeteciyim. Mezopotamya Ajansı'ndan Diyarbakır'dan geldim. Bunu yayınlamazsan sen de onlardansın. Sen de onlardansın. Bu devletin kirli siyaseti bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir kez daha gördüm bunu. Yazık günah ya. Yazık günah ya. Bu memleket kaderine terk edildi. Gördün mü? Evrar sitesi orada. Gördüm. Evrar sitesi orada. 4 tane canım yatıyor benim. Sadece benim değil. Oradaki bütün canlar bizim. Ya ceseti görüyorum. Ceseti. Adama şey attım yani. Benzin döktüm, adamın iş makinesini yakacağım. İş makinesini yakacağım yani. Çalışmayan iş makinesinin burada ne işi var kardeşim? Adam göstermelik olarak oraya koymuş. Vatandaş görüyor onu. Onları yukarı atacağım işte. Abi ne diyeyim ya? Allah. Ya yazıklar olsun diyorum ya. Yazıklar olsun. Bunu söylüyorum abi. Burası Menderes Mahallesi değil mi abi? Burası Menderes Mahallesi. Mehmet Tahtalı. Şehit Mehmet Tahtalı. Sokak. Benim evim. No kaç? Evet. No 17 mi? Evet. No 17. İsminiz, soy isminiz. İsmail olsun. Çok geçmiş olsun. Umarım iyi bir haber alırsınız. Ablanızdan, kardeşinizden. Kaçıncı gün? Deprem oluyor sanırım şu an. Evet. Üçüncü. Evet, şu an deprem oluyor. Deprem oluyor. Evet. Hala üçüncü devam ediyor. Hala da şey yok. Efendim. Alo. Arkadaşım, internetten ulaşamıyoruz ki. Sıkıntı var. Yani iletişimde sıkıntı var. Alo. İçeriden mi? Abi sesiniz gelmiyor. İçeriden. Bak ben Evrar sitesinde oradaki arkadaşların telefon numarasını verdim size. Onlara ulaşırsanız, iş makinelerinizi oraya yönlendirirseniz sevinirim. Çünkü oraya hizmet yok. Anne bilmiyorum. Onlar bizim içeride oturuyorlar. Yok geldiler. Sesiniz gelmiyor. Yok, içeriden de aynı geldim, tamam. Geldiler mi? Ha, içeriden. Öyle abi. Çok geçmiş olsun Ahmet abi. Ben tekrar bir evin içerisini biraz müsaadenizle. Evet, Menderes Mahallesi'nde evin durumu böyle. Biraz önce tekrar sarsıldı. Şiddetli bir sarsılmaydı. Çok kısa sürdü ama evet. Bu aile buradan sağ salim çıkabilmeyi başardı, ancak Maraş'ta Evrar sitesinde bu ailenin 4 neferi 3 gündür kurtarılmayı bekliyor. Gösterdiği fotoğraflarda ablasının, kız kardeşinin, yeğenlerinin ve eniştesinin olduğu sitede çekilmiş fotoğrafları gösterdi bana. Kendisi fotoğrafları oraya gidip çekmişti. Yaşamını yitirenlerin cansız bedeni görünüyordu ve buna herhangi bir müdahale yapılmadığından yakındı. Tepkiliydi. Bize de hiçbir medyanın, hiçbir gazetecinin buna eğilmemesi, gelip kendilerini dinlememesi noktasında eleştirileri vardı. Biz Mezopotamya Ajansı olarak ilk günden beri buradayız ve buradaki bütün durumu bütün çıplaklığıyla sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Ama maalesef
Ahmet abi çok haklı çünkü 2-3 televizyon kanalı TRT'de dahil geldi ve sadece bir noktadan yayın yaptı. Umut konuşmaları gerçekleştirdiler ve tekrar kameralarını kapattılar. Çok geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Yayınlayacağım ben bunu. Mezopotamya Ajansı'nda çalışıyorum ve ilk günden beri buradayız. Evet. Azad Altay diye bir muhabir arkadaşımla birlikte. Ve ilk günden beri bunların tamamını, gördüklerimizin tamamını yazıyoruz. Tamamını çiziyoruz. Buyurun. Buyurun. Bizim bu evin afısı yok. Seneti var. Diyorlar ki dapılıya, dapısı da diyorlar. Devlet bakmaz diyorlar. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey duymadım teyze. Yani ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum en azından. O yüzden siz hiç kafanızı bunlara yormayın şimdi bence. Yok, bunlara hiç kafanızı yormayın. Kızınız için, torunlarınız için, onlar için dua edin. Evet. Tapuyu senedi şimdilik boş verin. Evet, evet. Yok yok. Yo, yo, umarım öyle bir şey olmaz. Bu kadar büyük bir vicdansızlık da olmasın. Evet. Biliyorum, biliyorum. Kendiniz için değil, biliyorum. Ahmet abi siz oğlusunuz. Evet. Ben 5000 kilometre yoldan geldim. Siz Libya'daydınız. 5000 kilometre yolu kat ettim, ben buraya geldim, Libya'dan geldim. Benim devletim, benim devletimin askeri, askeri Ukrayna'da, Rusya'da, Suriye'de, Libya'da, Katar'da, Katar'da, Afganistan'da, dünyanın her yerinde. Ne güzel, ne güzel. Ama deprem bölgesinde değil. Deprem bölgesinde değil. Burada göremiyorum. Benim ülkem, benim ülkem dünyanın her yerinde. Ne güzel. Ne kadar güzel. Ama kötü olanı, çirkin olanı, kirli olanı 7.7 olan depremin olmuş olduğu bölgede değil. Ta Diyarbakır'da, Hatay'da, Adana'da, Urfa'da. Neden? Bir oy uğruna, oy. Bir oy uğruna. Çünkü buranın oyu dediğim gibi cebinde. Çıkar iki kelime konuşur. İki kelime konuşur. %65'ini bu halk verir. Ama Diyarbakır vermez. Nasıl verir? Beni satar, beni yok sayar, bunu kullanır, kirli siyaseti alet eder, Diyarbakır almaya çalışır. Adana'yı almaya çalışır, Hatay'ı almaya çalışır. Bitti. Yönetim şekli bu. Yönetim şekli bu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. O kadar o güzel kardeş. Yazıklar olsun ya. Onların yediği para. Herhangi bir vekil ya da belediye. Buranın belediyesi kimde? Buranın belediyesinin ikinci adamı benim amcamın oğlu. Hangi partide? Adalet Partisi'nden. Adalet Partisi'nden. AK Parti'den. AK evet. Parti'den. Ya çünkü burayı alması sıkıntılı. Burası CHP. Ben A Partisi, B Partisi, C Partisi gütmüyorum. Yani öyle bir zihniyete sahip değilim. Buranın temeli CHP. Ama son yıllarda, son seçimlerde AKP 3 aydır 4 ay alıyor. Alabilir. Evet. Alabilir. Hizmetine bakar, konuşmasına bakar. Bu halk verir. Maraş halkı verir. %70 verir. Peki hiç kimse geldi mi belediyeden? Bir Allah'ın kulunu görmedim. Sizin gibi böyle sivil vatandaşları görüyorum. Senden önce de 4-5 tane arkadaş geldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. İnşallah yayınlarsınız. Yayınlayacağım. İnşallah sesiniz olursunuz. Yayınlayacağım. İnşallah sesimiz olmaya çalışacağız. Sayenizde buraya bir adım atılır. Hizmet gelir. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Menderes mahallesinde şimdi bu binanın enkazı kaldırılmaya çalışıyor. Yine hemen karşısında farklı bir bina yıkılmış. Hemen ilerisinde başka bir bina daha
yerle bir olmuş. Birçok bina yıkılmış. İlginç yani, bu kadar yan yana bu kadar binanın yıkılmış olması. Burada görüyorsunuz. Burada kurtarma çalışmaları var. Şimdi burada çok ilginç bir yazı var aslında. Bir saniye sine bile hükmedemeyeceğimiz bir dünya. Bu kadar fırıldak olmaya gerek yok. Eşek ölür, semeri kalır, insan ölür, eseri kalır diye. Bu eser sizce kimin eseri? İlginç olmasına rağmen onlarca binada hiçbir çalışma yapılmış değil. Evet, burada şimdi bir çalışma var. Burada insanlar hala yaşıyor mu? Bilemiyoruz. Ancak orada bir delik açılmaya çalışılıyor. Alttaki bir koridora geçebilmek için. Hemen şurada da başka bir yapı, iki katlı yapının alt katı tamamen çökmüş. Onun ilerisinde başka bir bina çökmüş. Bu hatta aslında birçok bina bu şekilde yerle bir olmuş maalesef. Binanın durumu içler acısı. Tamamen yıkılmış. 5 katlı bir bina yanılmıyorsam. Öyle görünüyor. Yerle bir olmuş. Depremin 3. günündeyiz. Burada çalışma başlamış. Çalışma bugün mü başladı hocam? Evet abi. Bugün başladı. 3. günde buraya daha yeni ekipler geldi ve oradan beton delinmeye çalışılıyor. Ara katlara ulaşabilmek için. Yaşamını yitirenler çıkarıldı mı? Var mı bildiğiniz? 2 kişi varmış. 2 kişi var buranın altında. Daha uğraşıyorlar şu an. Yani ses filan var mıymış? Abi düne kadar varmış. Hı-hı. Şu anda da herhangi bir ses yokmuş. Düne kadar evet. Yakınları burada bekleyenler evet. Yani düne kadar ses duyuluyormuş ama dün tabi gece çok soğuktu. Ve sabaha kadar sıfırın altında bir soğukluk vardı. Umarız hala hayattadırlar. Ve bir an önce ekipler, kurtarma ekipleri kendilerine ulaşır. Hocam siz de bence binadan biraz uzak durup izleseniz daha iyi olur. Ha. Çünkü biraz önce siz de fark etmişsinizdir. Tekrar bir sallandı. Kısa süreliydi ama güçlü bir sallantı vardı. Çok geçmiş olsun. Burası Menderes Mahallesi miydi hocam? Menderes Mahallesi. Bu cadde Uğur Göksu Caddesi. Uğur Göksu Caddesi. Evet, Menderes Mahallesi Uğur Göksu Caddesi'nin hemen köşesinde yerle bir olmuş bina. Binanın enkazında 2 kişinin olduğu, düne kadar seslerin geldiğini ama daha sonra seslerin kesildiği ifade ediliyor. Şu an bir umut aileler bekliyor. Kurtarma çalışmaları başlatılmış. Bugün başlatılmış. Umuyor ve diliyoruz hala hayattadırlar. Çünkü dün gece çok soğuktu ve soğukta insan betonun altında nasıl hissedebilir düşünemiyorum bile. Menderes Mahallesi'nin aşağı
taraflarında tek katlı evler, iki katlı evler vardı. Büyük bir yıkıntı yoktu ama biraz daha ana caddeye yakın noktalarda görüyorsunuz depremin etkisini daha net görmüş oluyoruz. Şurada yine yıkılan yapılar var. Şu apartmanlar ayakta. Fevzi Yalçın apartmanı da ayakta. Yanı başındakiler de öyle. Karşısındaki apartmanlar da öyle. Ama tabii hasarlılar, ağır hasarlılar. Belki buradan daha net görünür. Kolonlarda, kirişlerde kırıklar var. Bu inşaatın yanı başındaki evin çatısı tamamen yıkılmış. Böylece aslında biraz sokağa da inmek istiyorum. Biraz sokakta da biraz önce dikkatimi çekmiş yıkılan bina çok fazla. Oraya da baktıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bir alt sokağa indim. Bir alt sokağın durumu da böyle. Evler ayakta, misafir evler ama sokağı görüyorsunuz. Çünkü bütün duvarlar yıkılmış, sokağa dökülmüş. Neyse ki evler ayakta. Burada da gördüğünüz gibi arabanın üzerine çatıdan düşen briketler arabayı hurdaya çevirmiş. Şu an bizim bu sokaklarda yürümemiz de çok tehlikeli aslında. Ancak bunların tamamını sizlere göstermek zorunda hissediyorum kendimi. Biraz önce görüştüğümüz vatandaş Ahmet Yolcu isimli vatandaşın serzenişini, basına yönelik tepkilerini sizler de duydunuz. Bu nedenle bizler de Mezopotamya Ajansı'nın muhabirleri olarak şu an depremin yaşandığı bütün bölgelerde yaşanan tüm gelişmeleri Ömer Kahya Parkı. İnsanlar burada taziye çadırlarından kalacak yer yapmışlar. Ve hemen parkın yanı başında yıkılmış bir bina. İnkaza dönüşmüş. Bu bina istasyon binası, tren istasyonu binası sanırım. Çünkü üzerinde Pazarcık istasyon tabelası var. Evet. Hocam bu mahallenin ismi neydi? Burası İstasyon Caddesi. İstasyon Caddesi. Evet. Bu da istasyon binasıydı herhalde. İstasyon mahallesi. Şu alt tarafı istasyon mahallesi derler. İstasyon mahallesi evet. Derler. Evet, bu istasyon binası ve yerle bir olmuş. Şu tarafta istasyon mahallesi olarak geçiyor. Orada da yıkılan binalar var. Hemen şurada size göstermek istiyorum.
Evet. Pazarcık Müftülüğü'ne bağlı Hazreti Ebubekir Camii Elif Hatun Kız Kur'an kursu. Şu da muhtemelen Hazreti Ebubekir Camisi. Ve bu caminin duvarları yıkılmış. Caminin ön tarafına doğru gideceğim. Buranın arkasındaki binaları da göreceğim. Ne durumda olduklarını gözlemleyeceğiz hep beraber. Evet, bu tek katlı müstakil evin kimi duvarları yıkılmış. Yapı ayakta duruyor. Evet, Hazreti Ebubekir Camii minaresi, kubbesi duruyor ama duvarlarını biraz önce gördüğünüz gibi yıkılmış vaziyette. Evet. Binalar, yapılar zarar gördüğü için insanlar kendi imkanlarıyla barınabilecekleri, akşam barınabilecekleri çadırlar yapmaya çalışıyorlar. İstasyon mahallesinde bu 3 katlı binanın da zemin katı yıkılmış ve 2 kata inmiş. Çatı katıyla birlikte 4 katlı bir bina aslında ama zemin kat tamamen çökmüş. Binanın enkazında kimse yok değil mi hocam? Çok şükür, çok iyi. Evet, binanın enkazında hiç kimse yok. Burada, pardon, önemli değil. Evet, bu binada yaşayanlar da öyle derme çatma barakada geceyi geçiriyorlar. Hemen yanındaki binanın da aynı şekilde alt katında çatlaklar oluşmuş. İstasyon mahallesinde yüksek binalar olmadığı için, evet, şurası da alt katta kolonlar tamamı çatlamış. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz daha yakından göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kolonlar bu şekilde. Yani bu yapı nasıl dayanabilsin depremi görüyorsunuz. Taşıyıcı kolonlar un ufak oluyor. Yok. Yok, yetiyor bu. Başka yıkılan bina çok var mı istasyon mahallesinde? Şurada da var. Onun dışında var mı bu ileride filan? Gördüm onu. Onu gördüm hocam. Onu gördüm. Herhalde burada yani çok fazla yok diğer taraflar gibi. Tamam. Tamam. Evet. Evet, burada genellikle 2 katlı, 3 katlı yapılar olduğu için olsa gerek. En azından Cengiz Topel ve Fatih Mahallesi'nde gördüğümüz manzarayı burada görmüyoruz. Evet. Şu binanın da bir kısmı çökmüş. 3 katlı ama zemin kat ve 1. katta insanlar yaşıyordu. Burada bir delik açılmış ve büyük ihtimalle burada yaşayanlar bu deliklerden kurtulmuşlar. Çünkü burada, evet, burası muhtemelen yatak odası. Yan binanın da duvarı kırılmış. Oradan da bir delik açılmış. Ve böylece insanlar buradaki enkazın altından kendi imkanlarıyla, yakınların imkanlarıyla çıkabilmişler. Evet, duvarlar tamamen yıkılmış. Neyse ki yapılar ayakta genellikle. Ve burada çadırlar kurulmuş. Evet.
buralarda. Çekiyorum canım, çekiyorum. Ha, deprem yüzünden motor gitti. Bizim evde de çekiyorum. Evet, şu binanın da taşıyıcı kolonlarının tamamı çatlamış. Artık yaşanılacak gibi değil. Ağır hasarlı bir bina. Yine bu binalarda yaşayan yurttaşlar sokağa bu çadırı oluşturmuşlar. Akşamları bu çadırda yaşıyorlar. Soğuktan korunmaya çalışıyorlar. Çok geçmiş olsun abi. O da durabilirsek. Evet. Duramıyoruz ama. Buranın da çatısı düşmüş. Evet. Komple ağır hasarlı. Evet, komple ağır hasarlı. Zaten yaşanacak gibi değil. Bu binaların tamamı büyük ihtimalle hasar tespitinden sonra yıkılma kararı alınacak büyük ihtimalle. Ya da biraz daha iyi durumda olanlar güçlendirme çalışmalarına tabi tutulacaklar. Ama taşıyıcı kolonların büyük bir bölümü en azından bizim gördüğümüz binalarda taşıyıcı kolonlar büyük zarar görmüş. Evet. Duvarlar yıkılmış. Evet, bugün depremin 3. günü. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde İstasyon mahallesindeyim. Ve İstasyon mahallesinde diğer mahallelere oranla yıkım daha az. Ancak zarar gören ve ağır zarar gören bina sayısı neredeyse diğer mahallelerdekiyle aynı. Buralarda taşıyıcı kolonların tamamı, neredeyse her binanın yıkılmış vaziyette. Evet, burada da insanlar çadır oluşturmuş, çadırın içerisine sobalar kurmuş ve birkaç aile akşamları bu çadırlarda soğuktan korunmaya çalışıyor. Geçmiş olsun teyze. Evet. Evet. Geçmiş olsun, merhabalar. Evet, burada iki katlı yapılar, üç katlı yapılar var. Birkaç bina gördük yıkılmış. Bakın, burada da başka bir bina. Taşıyıcı kolonları göstereyim size. Yerle bir olmuş durumda. Taşıyıcı kanallar, taşıyıcı kolonlar büyük zarar gördüğü için de bu binaların tamamı enkazlar kaldırıldıktan sonra büyük ihtimalle bir bir yıkılacaklar. Evet, İstasyon mahallesi neredeyse tamamını dolaşmaya çalıştık ve gördüğümüz kadarıyla burada tamamen enkaza dönüşmüş bina, istasyon binası. Devlet Demiryolları istasyonunun binası yerle bir olmuştu. Onun dışında hemen istasyonun karşısında bahçeli bir evin içerisindeki bir yapı yerle bir olmuştu. Biraz göstermiştim, eğer ön taraftan da gösterebilirsem. Şimdi sizinle paylaşacağım bu görüntüleri. Ve bu mahalledeki caminin de bir bölümü yıkılmış. Evet, burada aynı şekilde neredeyse aynı hizada, yani bu ev, şu karşıda yıkılan ev ve istasyon binası, üçü aynı güzergahta neredeyse ve üçü yıkılmış. Şu ev üç katlı bir ev ama ikinci kat tamamen çökmüş. Şöyle biraz önce demirlerin öbür tarafından göstermeye çalıştığım enkaza dönüşen binayı sizlere göstermek istiyorum. Şu şekil, üç katlı bir yapı sanırım ve
kibrit kutusu gibi çökmüş. Hemen yanında iki katlı bir yapı ve zemin katın tamamı çökmüş. Bu iki binanın hemen karşısında istasyon binası var. Ve yine bu bina, bu üç bina aynı güzergahta, aynı hizada ve üçünde çok ağır hasar var. İstasyon mahallesindeki bu üç binada. Hocam bu binalarda kimse var mı biliyor musunuz, tanıyor musunuz? Yani zeminde, altta, enkazın altında. Ben de yeni geldim İzmir'den. Siz de İzmir'den yeni geldiniz. Çünkü şu Ekrem amcanın. Evet. Ahmet abi gelin. Öbürkü de komşumuzdu bizim zaten. Evet. Yani onlardan haber alamıyorsunuz. Telefonlarına da ulaşamıyorsunuz. Vallahi hiçbirinden haberim yok benim. Evet. Sizin evinizde herhangi bir şey var mıydı? Ailenizde? Yıkıldı. Yıkıldı eviniz. Aileniz? Allah'a şükür onlarda bir şey yok da, ama evler ya cana gelmesin. Baba, evet. Malı her evet. türlü yerine koyarız. Evet. Yani. Evet. Çok geçmiş olsun. Şu binada da yine bu binanın ikinci katı tamamen gitmiş. Evet. Bizim Hızar Cam Edin. Hı hı. Yani bunların da sahiplerine ulaşamıyorsunuz değil mi abi? Çok geçmiş olsun. Evet. Evet, istasyon mahallesinde durum böyle. Pazarcık 3 gün önce 7.7 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık'tı. Maraş'ın Pazarcık ilçesi ve 10 ili etkiledi bu deprem. 10 ilde yıkıcı sonuçları oldu. Burada bir güvercin. Belli ki evcil bir güvercin ama hangi evin güvercini bilemiyorum. Buraya tünediğine göre bunun evet birinci katı tamamen çökmüş bu binanın. Şöyle görüyor musunuz merdiveni? Bu merdiven aslında bu merdivenle ikinci kata çıkılıyordu. Ancak kapının geldiği yer ve merdivenin kaldığı yeri şöyle gösterebilirim size. Biraz daha uzaktan. Çok geçmiş olsun. Bu binalarda enkazda kalan yoktur umarım. Şu mu yoksa bunun arkasındaki mi? Arkasındaki binada 3 kişi vardı. Evet. Karı koca oğul çıktı. Şu binada dün 3 tane ceset çıktı. İstasyon. İstasyon binasında. Bu binalarda çok şükür bir şey yok. Evet. Ama işte şu binalarda tabii ki var mı yok mu bilmiyorum. Evet, yukarıdaki binalarda çok vardı. Ben dolaştım 3 gündür ben de buradayım. Şimdi bu rahmet eylesin. Amin. Bir amin. Daha göstermez. Amin. Görmediğimiz için var evet. yok bilemiyorum. Anladım. Bu baba oğul ve anneyi çıkardığınız binada yaşıyorlar mıydı? Yani sağ salim çıkardınız mı? Çadırda beraberdik, çay içtik. Çok güzel. Akrabayız. Çok güzel, çok güzel. Yok, bu binayı diyorum. Hayır, bunun arkasındaki yani, bina. Evet, evet, bahçeli bina. Bahçeli bina. Evet, bahçeli yaşıyorlar. Baba, çıkardınız onları. Çok çok zaten. Çok güzel. Burada çay içtik. Oğul da, anne de iyi. Herhangi bir sıkıntı yani yok. Yalnız şurada baba sağ çıktı, oğlan sağ çıktı. Anne, kızlar. İki anne ve iki kızı maalesef.
Vefat ettiler. Vefat etti. Yani burası hem istasyon şefliğiydi hem de pansiyondu değil mi? Evet. Yani evdi, burada çalışan evdi. Pansiyon evdi, evdi, evet. Lojmandı yani. Lojmandı, evet. 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 Yani memurdu burada yaşayan kişi. Aynen, evet. Şey, otobüs. Evet, evet. Anladım. Onun adı ne diyorlar? Şu binalar zaten boş. Evet. İstasyon binaları var. Sağdakiler. Anladım. Onlar boş. Diğer sadece burada o zaman bu binada deprem yani şeyin enkazın altında kalanlar vardı. Onları sağ salim çıkardınız. Çıkardım. Can kaybı olmadı. Evet. Başka da diğerlerinde zaten yok, ben de biraz gördüm. Bu bina, hafif. Bu binada yaralanmalar falan oldu da şey evet. Yok, ceset yok. Çok şükür. Evet, içi evet dıştan birçok binanın evet. Öyle dıştan hiçbir şey yokmuş gibi ama içi çok kötü. Girilecek hali yok. Böyle evet. Ayrılmış böyle duvar. Çok çok geçmiş olsun. Korkuyorum. Bir daha başımıza Allah gelmez umarım. Amin. Amin. Çok geçmiş olsun. Abi, İyi günler. Geldi. Evet. Çalışmalara başladı. Çalışmalara başladı. Erzak ve gıda yardımı da geliyor. Nerede? Bunlar toplanıyor muhtemelen bir kriz merkezi oluşturuluyor toplanıyor ve gün içerisinde yani en azından bizim aldığımız bilgiye göre gün içerisinde dağıtımına başlanacak. Vallahi, ihtiyaçlar doğrultusunda. Da. Şöyle organize zayıf. Dün şahıs dağıttı. Bize battaniye. Yani biz bu vatandaşın bu Türkiye'nin vatandaşıyız. Biz de Suriyelilerin, mültecilerin durumuna düştük. Evimiz barama giremiyoruz. Benim oğlum, gelinim, bak torunlarım çadırda yaşıyoruz. Evet. Dağıtılırken bence çifte standart uygulanıyor. Suriyeli, ben bu vatanın, bu ülkenin vergi mükellefiyim. 35-40 seneden beri esnafım. Dükkanım ne durumda? Bilmiyorum. Evim de bu durumda. Evet. Şu çadırda yaşıyorum. 2 günden beri soğuktayım. Yani bu AFAD, Kızılay. Evet, ulaşım biraz zor oldu ama zamanında yetişemedim. Ben Suriyeli benden daha iyi vatandaş. Anlatmak istediğim, bu ülkede Suriyeli benden daha iyi vatandaş. Ben 35 senedir devletime vergi ödüyorum. O, evet, onlar da Allah kulu, onlar da aynı depreme maruz kaldılar. Çifte standart yapılmasın diyorsunuz, evet. Yoksa onlara da yardım yapılsın, size de yapılsın, herkese yapılsın, evet. Bana yapılıyorsa ona da yapılsın. Evet, ama ben evet. En son hizmet alan evet. Bir insan olmamalıyım. Evet, son hizmet konusunda çifte standart istemiyorsunuz. Herkese eşit davranılmasını istiyorsunuz. Evet. Ben de mülteci durumuna düştüm. Evimin içinde yaşayamıyorum. Soğukta yattım ben bugün. Kar yağıyordu. Ben soğukta yattım. Çocuklar soğukta yattı. Ya bir battaniye dağıtılıyor. Önce Suriyeliler alıyor. Ben geriden yaklaşamıyorum bile. Bu olması doğru bir şey değil. Bak, adalet değil. Doğru bir adalet değil. Çok geçmiş olsun tekrar. Umarım bir an önce sağlıklı bir şekilde bu yardımlar, hizmetler sizlere ulaşır. Allah milletimize, devletimize yardım etsin. Tamam, 11 Eylül'de oldu ama hizmet organizesi zayıf. Bir Suriyeli benden daha iyi hizmet alıyorsa, benden daha iyi sosyal hizmet alıyorsa, ben bir bu ülkenin vatandaşı değilim demek. Ben de depremi yaşadım. Zor çıktım evimden. Ama hizmet alırken adaletli davranmak önemli. Ya adaletsiz Evet. İstasyon mahallesinde durum böyleydi. İstasyon binasındaki durumu hemen binanın karşısındaki komşu anlattı. Sizler de dinlediniz. Yani serzenişleri de vardı ve bu serzenişleri de dile getirmeye çalıştı. Burada bu videoyu sonlandırıyorum. İstasyon mahallesinde, Maraş'ın Pazarcık ilçesi İstasyon mahallesinde durum böyleydi.